Üsküdar Üniversitesi ekranlarından merhaba. Dünya Döndükçe ile karşınızdayız. Bu hafta hayat kurtarmaktan, motosiklet tutkunlarından, gazetecilikten, dalgıçlıktan ve daha birçok alandan bahsedeceğiz. Yine çok kıymetli konuklarım bizlerle. Dilerseniz bir merhaba diyelim. Merhabalar Gökhan Bey. Merhaba. Milliyet Gazetesi kıdemli muhabiri, aynı zamanda öğretim görevlisi, dalgıç, motosiklet tutkunu, daha birçok alanda yetkinsiniz. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Övgülerinize layık olmaya çalışacağım. Teşekkür ediyorum. Programda da başarılar dilerim. Çok sağ olun. Sizi burada görmek çok güzel. Medyada çok yönlü içeriklere sahip program eksikliği yaşanıyor. Umarım bu açığı tematik de olsa doldurursunuz. Umarım. Çok teşekkür ederiz güzel dilekleriniz için. Hemen sol tarafımda da jeoloji mühendisliği, aslında mesleği jeoloji mühendisliği olmasına rağmen oyunculuk alanıyla tanıdığımız, aynı zamanda dalgıçlık yapan, serbest dalış yapan Ali Ertan Güney Beyefendi bizlerle. Hoş geldiniz Ali Bey. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun siz. Biz deyiz. Çok sağ olun. Sizleri burada görmek gerçekten çok güzel. Hem aynı zamanda ortak alanlarımız olduğu için de çok uyumlu olduğunuzu düşünüyorum. Evet. Çok memnun oldum ben de. Gökhan Hocam'la tanıştığımız. Evrenin buluşturması. Evet. Güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Şimdi Gökhan Hocam sizinle başlayalım istiyorum. Öncelikle gazeteci kimliğinizden başlayalım. Birçok özel haberde, araştırmacı gazetecilik alanında çok önemli haberler yaptığınızı biliyoruz. Bunlardan bir tane de en önemlisi Kartal İstinbot gemisiyle alakalı bir haber yaptınız ve çok büyük bir başarıya ulaştınız. Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Hem bilmeyen izleyicilerimiz varsa onların da bilgisi olsun. Sizden biraz kısaca bahsetmenizi rica edeceğim. Kartal İstinbot 2016'da başladı. Benim hayatıma girdiğinde yine bir Kasım ayıydı. Buna niye vurgu yaptım? Çünkü Mustafa Kemal Atatürk, ebedi başkomutanımız, Adana'dan İstanbul'a geldiğinde, Yıldırım Orduları kapatıldığında ve İstanbul'a geldiğinde Anadolu'yu kurtarmak için bir beyin jimnastiği yapıyordu. Haydarpaşa'dan kendisini bekleyen Kartal İstinbot'a bindiğinde 55 parçalık İngiliz donanmasında, İngiliz ağırlıklı bir armadayı, filoyu gördüğünde ağzından 3 kelime dökülmüştü. Geldikleri gibi giderler. Dünya savaş tarihine de geçti bu. Düşünün yani emperyal bir donanma gelmiş, İstanbul'u, başkenti işgal ediyor. Parçalanıp gidecek bir Osmanlı İmparatorluğu var ve ona meydan okuyan sadece bir tane İstinbot, 20 metre. Karşısında büyük, çok daha büyük gemiler var. Averroes zırhlısı var mesela Yunanistan'ın, amiral gemisi. Pek çok gemiye karşı kafa tutan bir tane Kartal İstinbot. İşte Türk milletinin yüceliğini de gösteriyor Kartal İstinbot. Nedir? Türk'ün cesaretini, Türk'ün sevgisini, vatan sevgisini. Ve Atatürk'ün ağzından çıkan üç kelime geldikleri giderler. Bu Kartal İstinbot'ta söylendi. Uzun bir sessizlik dönemi oluyor. Tarih 13 Kasım 1918. 98 yıl Kartal İstinbot tarih boyunca gerektiği gibi anılmıyor. Tarihin arka odasında kalıyor. 2016 Kasım'ında benim karşıma çıktı. Bu da aslında bir evrenin buluşturması. Deniz tarihiyle ilgili çalışmam belki bana bu meyveyi sundu ama en çok da ben bunu bir şans olarak nitelendiriyordum. Hala öyle görüyorum. Kartal İstinbot'u Tuzla'da yarı batık halde denizin içinde bulduk. Onu dalgıç marifetiyle çıkarttık. Tabii önce tarihlendirilmesi yapıldı. Sinan Meydan tarihçisi ismini söyleyebilirim ama burada en çok emeği geçen Cem Gürdeniz amiralimiz oldu ki kendisi Mavi Vatan kavramının da şu anda doktrininin yaratıcısıdır. Cem Amiral Türkiye'nin denizcileşmesi için de çok büyük çabaları olan kişidir. Hollanda'da bir tersanede yapıldığını öğrendik. Almanların, Hitler'in uçaklarının Hollanda'daki tersaneyi tarumar ettiğini, bombaladığını ve tersanenin kalmadığını öğrendik. Çalışmaya başladık. 7-8 ay kadar sustuk. Sonra Uğur Dündar abimizi aradım. Uğur abi de bize paydaş oldu. O da yazdı ve 2017 Haziran'ında Türk kamuoyuna Kartal İstinbot'u tanıttık. 2017 yılı çok hızlı geçti İstinbot için. Sadece tarih severler veya deniz tutkunları arasında değil, Kurtuluş Savaşı tarihine ilgi duyan, Kurtuluş Savaşı'nın o kutsal mücadelesini bilen insanlar arasında da büyük bir heyecan yarattı. Yenilemesini tamamladık. 2018'de yeniledik ve şu anda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın İstanbul Tersanesi'nde pamuklara sarılmış bir şekilde Kartal İstinbot müze gemi olmayı bekliyor. Kartal İstinbot'a dair ben birkaç cümle daha etmek istersem şunu söylemek istiyorum. Buyurun. En çok beni bu konuda heyecanlandıran şey
Cumhuriyet'in ne kadar ilelebet payidah kalacağının kanıtıdır, somut kanıtıdır. Beşiktaş'ta Deniz Müzesi'nin önüne konulduğu zaman bu Cumhuriyet'in kolay yıkılmayacağının en büyük sembolü olacak Kartal İstinbot. Çünkü bir direniş öyküsü, varoluş mücadelesi ve kendini bırakmama öyküsü Kartal İstinbot. Bir denizcilik başarısı olarak da görebiliriz ama bir gazetecilik hikayesi olarak daha çok görebiliriz. Bir başka gazeteci olsaydı Hasret bunu yapacak mıydı? Evet, yapacaktı. Başka bir gazeteci de bunu kotarabilirdi, yapabilirdi. Bu benimle ilgili bir şey değil. Bunu hep söylüyorum yani. Başka yani manevi değerleri düşkün bir gazeteci Kartal İstinbot'u aynı şekilde kucaklayacak. Benden daha fazla sevip bu hale getirecekti. Bu paydaşlarla, bu ismini zikrettiğim insanlarla bu proje yine olurdu. Önemli değil. Ama nasıl olurdu? Olurdu. Ya belki bir yıl gecikmeli olurdu. Fakat evrenin bana hediyesi olarak görüyorum. Burada benim kutsadığım aslında gazetecilik mesleği değil. Cumhuriyet. Hı hı. Aslında çok önemli bir şey. Yani siz bunu ilk öğrendiğinizde de çok büyük bir uzun bir bekleme süreci var çünkü. 8 ayı buldu. 8 ay araştırdık. Siz eğer beklemeyip direkt olarak onun haberini de yapsaydınız çok daha basit kalırdı. Evet. Ama şu anda onu tarihimize kazandırıp bize müze olarak hediye ediyorsunuz. Bunun için de size hem halkımız adına hem de kendi adıma çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Gelecek sizsiniz. Sizin çocuklarınız gördüğü zaman eğer bizim ismimizle söylerlerse en büyük hediye bizim için bu. Kesinlikle. Çok teşekkür ederiz. Ali Bey, sizin var mı eklemek istediğiniz bir şey bu İstinbot gemisiyle alakalı? Muhteşem bir çalışma gerçekten. Emeğinize sağlık. Evet. Bayağı duygulandık. Sağ ol Ali. Görmek isterim açıkçası ama şu an daha hazırlanıyor sanırım. Pandemi nedeniyle 2019'da konması gerekiyordu. Hı. 101. yılıydı bu sözün, özlü sözün, Atatürk'ün tarihe geçen sözünün 101. yılıydı. Düşünülüyordu. 2019'da seçimler ve diğer teferruatlar nedeniyle olmadı. 2020'de ne yazık ki pandemi nedeniyle geçti. Evet. Şu anda 1,5-2 yıl rotarı var. 2021'de Mayıs ayında planlanıyor. Umarım 5-6 ay öncesinden size müjdesini vermiş olayım. Birlikte gideriz açılışa. Tabii. Deniz Müzesi'nde herhalde. Deniz Müzesi'nin önünde yeri belli. Yeri belli. Kültür Bakanlığı'nın, Turizm ve Kültür Bakanlığı'ndan da izinli. Bütün plan projesi de yapıldı. Devletin bütün kurumları aslında sahipleniyor. Bakanlık, Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş Belediyesi ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı. Evet. 4 paydaşı var. Hepsi çok fazla elinden geleni yapıyor. Fakat küresel bir salgınla mücadele ediyor. İnsanoğlu başka bir sınav veriyor şu anda. Hazırlıklı olmadığı, bilmediği yerden soruların geldiği bir sınavda insanoğlunun mücadelesinde Kartal İstinbot da bir süre daha bekleyecek. Evet, o zaman ne diyelim? Geç olsun, güç olmasın diyelim. Öyle düşünüyoruz. Bu kadar zaman bekledik. En güzel şekilde yerini alacaktır. Bizler de ziyaret edeceğiz. Kesinlikle. Ben size dönmek istiyorum Ali Bey. Buyurun. Siz aslında jeoloji mühendisisiniz. Aslen öyle. Evet, aslında mesleğiniz jeoloji mühendisliği. Ama daha sonra radikal bir karar alarak oyunculuğa geçiş yapıyorsunuz. Biraz cesaret isteyen bir şey bence. Rotanızı çeviriyorsunuz çünkü. Bununla alakalı nasıl oldu, keşif mi edildiniz? Size biraz kısaca bahseder misiniz? Evet, ben dediğiniz gibi 9 Eylül mezunuyum. İzmir 9 Eylül. Ve çok severek girmiş olduğum bölümdü jeoloji. Biz 70 kişi falan girmiştik ama 4 kişi severek girmiş, bir tanesi ben. Anket yapılmıştı. Ben mesleğimi de yaptım 6 yıl kadar. Türkiye'nin en güzel yerlerinde, yaylalarda falan maden araştırmalarında bulundum. Daha sonra bu altın madenciliğiydi. İşte bu siyanür olayları yüzünden falan kapandı şirket, o zamanki Eurogold. Daha sonra bitirme tezimi vermemiştim. Onu verip mezun oldum. Askere gittim geldim. Bu arada denizcilik de yaptım Çubuklu'da. Dalgıç okulunda. Evet, oşinografi de aslında. Evet. Daha sonra işte bir kurumsal firmaya girdim. 10 sene orada yöneticilik yaptım. Mesleğe geri dönmedim aslında. Başka bir alan. Şehir hayatı biraz daha şey, yani dağlar biraz yordu hakikaten. Seviyordum ama çok zor gerçekten. Kurumsal hayata alıştıktan sonra da 10 sene kadar çalıştım. Sonra ani bir kararla 40'tan sonra erkeklerin değişiyormuş. Bazı radikal kararlar anlamlı yaşıymış. Biliyorsunuzdur. Birden bütün maaş işleri bıraktım. Maaş iş hayatıma son verdim. Oyunculuğa başladım bir şekilde. 3-4 kere böyle figüran olarak gittik. Daha sonra birden işte oyuncu teklifleri geldi yani. Şimdi bu önce işte yardımcı oyuncu oluyorsunuz. Evet, daha sonra kademe, işte bölüm kademe. Oyuncusu. Böyle bir kademeleri var.
Sonra ilk oyunculukta Kurtlar Vadisi meşhur. Orada bir doktor rolüm vardı. Yaklaşık 10 yıldır oyunculukla uğraşıyorum. Kas da yapıyorum bu arada. Ha, yani oyuncu da temin ediyorsunuz. Tabii evet. Dizilere. 800'den fazla oyuncuyla çalışıyorum. O süpermiş. Peki iyi ki yapmışım diyor musunuz? İyi ki radikal bir karar alıp mesleğimi değiştirmişim diyor musunuz? Evet. Yani benim hayatımda keşkeler yoktur hiçbir zaman. Anı yaşıyorum açıkçası. Yani çok da plan yapmıyorum. Oyunculuktan devam ediyoruz. Bir de oyuncular platformunu kurduk. 2 yıl önce. Ondan da bahsedelim. Tabii ki. O da şimdi setlerde tabii birçok sorunlar yaşıyoruz. Benim de kafamda şöyle bir şey oluştu. Niye biz bir araya gelmiyoruz dedim. Ve tabii setlerde birçok oyuncuyla tanıştık. Hepsine bunlardan bahsettim. Gayet iyi karşıladılar. Ve bir platform oluşturduk. Süper. Kadıköy Barış Manço'da 5 toplantı yaptık bugüne kadar. Bayağı olumlu işler yaptık. Gayet iyi bir şekilde devam ediyor. Umarım devamı da gelir. İnşallah, evet. Gerçekten iki konuğum da o kadar çok yönlü ki ben biraz da su altından, deniz dünyasından konuşalım istiyorum. Evet, ortak paydada buluşalım. Dalgıçlığa nasıl başladınız? Sizi buna iten ne oldu? Biraz cesaret de istiyor bence. Benim gibi cesareti olmayanları da yüreklendirelim hem buradan. Valla pardon, bence cesaret istemiyor yani. Sokakta yürümek daha tehlikeli. Denizaltı daha güvenli yani kafanda. Ve huzur. Şey. Huzur kaynağı. Evet, ya, bir şey düşme doğru. Tehlikesi yok. Araba çarpma tehlikesi yok. O da doğru. O zaman evet. Herhalde yüzmeyi tam olarak bilmeyenler için belki biraz daha cesaret istiyor diyeyim. Günümüz teknolojisinde yüzme bilmeyenler de dalabiliyor ama tercih nedeni değil. Yüzerlik kontrolünü sağlayan bir teknolojik bir yelek var üzerinizde ama yüzme bilmeniz aslında hayata bakış açını da etkiler. Lütfen yüzme öğren. Biliyorum ama. Öğretelim sana. Yüzme öğrenmelisin. Biliyorum. Dalmasan da yüzme öğrenmelisin. Çünkü denize ne kadar yakın olursan kendini de o kadar iyi hissedebilirsin. Deniz ferahlıktır, huzurdur. Evet. Aynı keşfetmektir, açılmaktır, kendini aşmaktır. Yani denize baktığın zaman hayal kurabilirsin. Başka nasıl hayal kurabilirsin? Gökyüzüne bakarak. İkisi de aynı. Evet. Deniz gibidir gökyüzü demiş zaten biliyorsunuz Sabahattin Ali. Bu yüzden yani uzak kalmaman için, senin de içinde bir fobi oluşturmaması için bence yüzme öğrenmelisin. Şimdi iki konuğumun da ortak bir ilgi alanı var, dalgıçlık. Bununla alakalı konuşalım istiyorum. Çünkü Instagram adresimize gelen sorular da genellikle seyircilerimizin bu yönde merakı olduğunu gösteriyor. Dalgıçlığa nasıl başladınız, hikayeniz nasıl gelişti bunları merak ediyoruz. Sizden alalım Gökhan Hocam. Beslendiğim merak tutkusunun peşinden gitmeyle ve keşfetme güdüsünü takip etmemle oldu. Aslında beni besleyen keşfetme duygusu. Yani suyun altında ne oluyor diye. Bizim kuşak bilir, siz ıskaladınız. Kaptan Kusto diye bir belgeselci vardı. Dünyanın en büyük oşinografı. Aslında 70'li yıllarda bu dalış sisteminde dünyaya armağan eden kişi. Şimdi kullandığım scuba sistemini kastediyorum. Fakat benim idolüm olmadı Kaptan Kusto. Sadece bana yol gösterdi. Mesela Haluk Cecan'ın belgesellerini de çok izledim. Fakat Kaptan Kusto'nun gemisi Kalipso'yla yaptığı seyahatler, işte Saros Körfezi'ne kadar gelmesi, bunu biliyordum. Yani Kaptan Kusto Türkiye'ye gelmedi ama Saros Körfezi'ne biraz Yunanistan kıyısını kadar gelip oraları gördü, çok etkilendi diye. Bunları öğrendim ve tek kanallı dönemde Kaptan Kusto'nun belgesellerini izleyerek bir şeylerin mavinin farkında oldum diyebilirim. Sonra işte Haluk Cecan gibi Türkiye'de de onun da rahmetli oldu, toprağı bol olsun. Onun da belgeselleriyle birlikte o biraz daha tiyatral bir şeyler sunmaya başladı Haluk abi. Daha izlemenizi tavsiye ederim. Yani Haluk abi de hak ettiği yeri bulmadan öldü mesela. Bunları takip ederken keşfetme duygusu beni esir aldı. Ben de Saros Körfezi'ne gittim. Yeri gelmişken söyleyeceğim, Ali de bilir. Kaptan Kusto belgeselleri günümüzde kapatılan kanallarda ceza olarak gösterildi. Yani biz zaten olumsuz bir faktör ceza. Ceza kelimesi zaten bir kanalda kanalla yakışmıyor ama bir de doğa belgeselinin, deniz belgeselinin ceza olarak kanallarda gösterilmesi çok antipatik. Bunu da bir medya eleştirisi olarak sunmak istiyorum. Bir kuşak böyle büyüdü. Aslında bizim kuşak doğayı böyle merak ederek büyüdü. Yani sizin burada şanssızlığınız, size ceza olarak sunulan belgeselleri biz ödül olarak görüyorduk. Annemizin dizinin dibinde, sobanın başında Kaptan Kusto belgeselini izleyerek biz maviyi sevdik. 15 sene evvel değil mi? Biraz daha önce. Belki 25 yıl önce falan. Şimdi ceza olarak sunuluyor. Konumuz bu değil ama
Medya anlayışının da değişmesi gerektiğine vurgu yapmak istiyorum ben burada. Keşfetme duygusu beni maviye sürükledi ve ardından da hemen habercilik refleksi girdi. Gördüğümü, şahit olduğumu yazma sorumluluğu, kamusal duyarlılık. Müthiş bir şekilde beni esir aldı. Gördüğümü yazmaya başladım, mavilikleri anlatmaya başladım. Hatalar yaptım, yanlışlar yaptım, düzelttim ve bunu da Milliyet Gazetesi'nde deniz haberciliğine evirdim. Artık evrildi bu da. Deniz haberciliği konusunda da birkaç bana ilham olacak konulardan biridir sualtı. Çok güzel gerçekten. Aynı zamanda sualtı fotoğrafçılığıyla da ilgileniyorsunuz. İlgili. Sualtı fotoğrafçılığı duayenlere, üstadlara haksızlık olur. Çok daha başlarındayım. Ne ekipman olarak ne de dalış tecrübesi olarak o üstadlar kadar. Bengiz Özdereli gibi mesela. Şimdi Necdet Demirtaş, Alp Baranok geliyor aklıma. Ertan Şide geliyor. Çok iyi fotoğrafçı büyüklerim, kardeşlerim var. Onlar çok daha fazla hem efor hem zaman hem de maddi olarak bir güç ortaya koyuyorlar. Sualtı fotoğrafçılığından anladığım da benim için aslında anı durdurmak, suyun altında ne olduğunu insanlara anlatmak ve çıkartmak. Deniz Kartalı adında bir portalım var, oradan da yazıyorum. Evet. Güzel, süpermiş. Şimdi Ali Bey'e geçelim istiyorum. Siz dalgıçlığa nasıl başladınız, hikayeniz nasıl başladı? Evet, ben de aynen Kaptan Kusto bu arada 40 yıl önce filandı. Değil mi ya? 80'lerde filan hatırlıyorum. 30'u var, rahat bir 30'u var yani. Evet, 30'u. Onunla büyüdük biz de aynen. Aslında dalgıçlıktan önce ben hani doğa sporları hastasıyım. İşte üniversitede sürekli dağlara çıkardım, kaya tırmanışı da yapardım. 94 yılında 9 Eylül mağaracılığı kurduk bir arkadaşımla birlikte ve hala devam ediyorlar. Daha sonra dalgıçlığa gelince 2003 yılında Altay Doyum Hoca'dan eğitim aldım. Evet, Kömür Limanı ilk dalışımız orada oldu. O da hocaların hocası derler biliyorsunuz. Tabii. Biraz çılgın bir hocadır. Türk Balık Adamlar kökenli. Evet. Caddebostan'da. Evet. İkinci dalışta bizi 30 metreye indirdi. Kömür Limanı'nda. Daha sonra bayağı bir ara verdim dalışa. En son işte 29 Ekim'de Kekova'da Hüseyin Güngör'le birlikte. İşte Türkiye'den 97 dalgıçla birlikte bir sualtı çalışması yaptık. Ay Yıldız. Meşaleler. Sizin getirdiğiniz aldınız. Evet, buradan Kalamış'tan aldık meşaleleri. Çok güzel bir çalışma oldu. Tekrar dönüş yapmış oldum ben de. Sualtı inanılmaz bir dünya ve sokakta gezmekten daha güvenli kesinlikle. Yani bir araba çarpma şeyi yok, kafanızda bir şey düşetmiyor yani o kadar. Evet. Eşsiz bir dünya, herkese tavsiye ederim. Sana da özellikle. Yüzmeyi öğrenmesi lazım. Evet, yüzmeye de gerek yok ama tabii bilmesi daha iyi. Evet, kendimi o alanda geliştirip yani sizleri araştırdıkça yaptığınız şeylere gerçekten hayran oldum. Evet. Yani çok yönlüsünüz. Bir de şeyi merak ediyorum, hani bu dalgıçlık yaparken çok ilginç ya da etkileyici bir an yaşadınız mı? Öyle bir anınız varsa bizimle paylaşır mısınız? Valla Gökhan Hocam da daha çoktur da benim sadece ilk dalışımızda işte 30'a inince bir baktık bir arkadaş şey regülatörü ağzından çıkardı. İntihar bir de 15 kişi falan su girmiş, acemilik yapmış. Hoca onu görmese yani 30 metredeyiz. Hemen ağzına geri şu anda bir dalış kazasını anlatıyor. Evet, evet. Ve muhtemelen can kaybıyla sonuçlanacak bir dalış kazası. Aynen, çok önemli. Ama hocanın görmesiyle. Hoca tekrar geri soktu regülatörü ağzına, düğmeye bastı. Öyle, benim çok olmadı. Sizin daha çok hocam. Ben müthiş dengeye çok inanıyorum. Benim her dalışım efsane. Her dalıştan çok zevk alıyorum. Dün daha 24 saat oldu. Hatta dalış saatim yeni, artık uçağa binebilirim veriyor. Bir deko süresi vardır daldıktan sonra 24 saat verir genelde. Onu yeni geçirdi işte, sıfırlandı. Dün bu saatlerde sudaydım ama bir akvaryumda sudaydım. Uzun süre kaldık. Canlıların hissiz olduğu, duygusuz olduğu önyargısı vardır insanlarda. Ben vatozun beni sevdiğini hissettim. Ya gitar köpek balığının benimle konuştuğunu hissediyorum ben. Ben varım doğanın o müthiş dengesinde. Kesinlikle. Yer küre nedir? Su küredir ya. Yer küre mavidir. Biz su kürede yaşıyoruz. İnsanoğlunun toplamda modern insanoğlunun tarihsel geçmişi 20 bin yıl. Dünya kaç yaşında? 6 milyar yaşında, 4,5-5 milyar yaşında. Yani insanoğlunun baktığınız zaman dünyanın zaman tünelinde hiçbir değeri yok. Hele modern insanın hiçbir değeri yok. Ve orada bakıyorsunuz, ben
Vatoz'un gelip sizinle iletişim kurma isteği içinde olduğunu görüyorsunuz. Balık beyni yok, değil mi? Ya yani beyni var ama bizim kadar gelişmiş değil. Vatoz'un seninle iletişim kurma gereğini duyuyorsun. Bunu anlayabiliyorsun yani. Evet. Veya işte keman köpek balığının, gitar köpek balığının pardon, senin yanında sokularak beni sev sinyallerini, raptörlerinden sana bunu gönderdiğini anlıyorsun. Müthiş bir denge var. Nasıl? Bir deniz kestanesini düşünün. Deniz kestanesi dikenli, kaba sıvı bir şey. Ayağına battığı zaman lanet olsun dersin, vurursun taşı. Öldürmek istersin. Bak onu bir tane deniz kestanesini yerinden kaldırdığında herhangi bir yerde doğanın müthiş dengesine zarar vermiş oluyorsun. Bunu görüyorsun ben. Yani ben yer kürenin o müthiş dünya su kürenin diyeyim artık mavi olduğu için su kürenin müthiş dengesine hayranım. Suyun altında da bunu görebiliyorum. Biraz başka doğayı tanımlamak için, doğayı özümsemek için başka metotlar da var. Trekking yapmak, hafif tempolu yürüyüşler, doğaya çıkmanın işte çadır kurmak, kamp yapmak. Bunları senede biraz daha az yapsam da içindeyim. Mesela o zaman da rüzgarın sesini dinlemek, yıldızlara bakmak. Yani ne kadar çok doğanın içinde olursanız yaşamın ritmini de aynı oranda hissedersiniz. Megapolde yaşıyoruz. 16 milyon insanız hınç hınç birbirini yediği bir kentte yaşıyoruz. Bu kenti çok sevmeme rağmen ne yazık ki bunları söylüyorum. İstanbul'un doğaya çıkmaya ihtiyacı var. Onun için yeşili korumamız gerekiyor. Kuzey ormanlarını korumamız gerekiyor. Sadece denizi değil. Marmara Denizi'nde deniz anasının çoğaldığını biliyoruz. Çok sık gördünüz. Evet. Neden deniz anası çoğalıyor? Sanayi ve evsel atıklar nedeniyle. Neden yağmur yağmıyor? Gökdelenler nedeniyle. Yani Türk insanının, insanoğlunun diyorum iklim değişikliğiyle birlikte küresel bir cümle kurmayacağım. Türk insanının doğayla barışması gerekiyor. Yani bizim betona, gökdelene ihtiyacımız yok. Bizim yeşile ve maviye daha çok ihtiyacımız var. Ben doğada bunu görüyorum. Yani doğayı algılamak için su altını kullanıyorum. Çok mesela rekreasyonel dağcı arkadaşlarım var. Tunç Fındık gibi mesela. Çok yani Türkiye'nin hatta dünyanın en iyi dağcılarından biri. Ondan bir dağcılık dinliyorum mesela. Ya müthiş. Yani o düstur, ya imrenmekten öte hayranlık oluyor. Yani diyor ki bir gramın önemi. Senin hayatında bir gramın ne kadar önemi var? Üzerine giydiğini bir hesaplayarak mesela K2'ye tırmanıyor. Ya bu doğayla uyum, doğayla ya aslında çoğu dinin temelinde de bu var, doğayla uyum var. Ya Tunç mesela verdiğim bir tane bileklik hediye edeyim, onu almayı düşünmüyor. Çünkü bir gramın bile o 7800 metrelik dağa tırmanırken etkisi olacağını biliyor. Oksijen desteği almadan Nasu abiyle de konuşuyorsunuz. Nasu mesela Everest'te oksijen desteksiz çıkan kişilerden biri. Ağzına aldığı solunum desteğiyle çıkıyor. Doğa işte, hükmedemediğim bir şey doğa. Erişemediğim bir şey. Tsunami neden oluyor? Deprem, toprak kayması hepsi doğayı doğru algılayamadığımız için başımıza felaket olarak dönüyor, geliyor. Tektonik hareketler. Yani benim su altından anladığım yer küreyi algılama metodu. Anladım. Siz de aynı zamanda dağcılık da yapıyorsunuz. En son hatta Ağrı Dağı'na çıktınız sanırım değil mi? Kilimanjaro'ya çıkmıştım 3 yıl önce. Ağrı'ya 5 yıl önce çıkmıştım. 5 yıl. Evet. Dağcılık, nasıl bir deneyimdi? Valla muhteşem bir olay. Dağların bir enerjisi var. Yani zaten insan hissediyor onu. Dağcılara soruyorlar niye çıkıyorsun? Cevap veremiyorlar. Çekiyor beni. Yani, halbuki enerjisi çekiyor insanı. Yani Reinhold mesela, ben bu arada İstanbul Dağcılık Kulübü üyesiyim. 2014'ten beri. Biz Reinhold Messner'i getirmiştik 2012'den beri. 2012'de büyük olay olmuştu. Dünyanın en büyük efsane dağcısı. Adamla tokalaştık, ellerim çatır çutur etti böyle. Korkunç biri yani. Ve bütün rekorlar onda dağcılıkla ilgili. Hayran olmuştuk. Kitap falan imza attık. Bayağı güzel ilham oldu bize. Sonra birçok zirve faaliyeti gerçekleştirdik. Afrika'da anlatılmaz zaten. YouTube kanalından izleyebilirler bu arada. Evet, YouTube kanalımızın da ismini Ali Ertan Güney. Ali Ertan Güney yazarak. Orada Afrika belgesellerim var. Hem Kilimanjaro 4 bölüm olarak. Dağcılık korkunç bir şey. Yani aynen şey gibi, su altı dünyası gibi. O da tanımlayamıyorsunuz. Messner şey demişti. Her dağ çıkıştan sonra bir sürü tehlike atlatıyorsun. İnerken yeniden doğmuş gibi oluyorsun. Evet. O yüzden ben sürekli yeniden doğuyorum diyordu yani. Bu şekilde tanımlıyordu. Gerçekten. Yani benim birçok projem var bu arada. Belgesel projem de var. Ekstrem sporlarla ilgili. Olacak inşallah. Türkiye'nin bütün şehirlerinde.
her türlü ekstrem sporu yapa yapa gitmek istiyorum, bitirmek istiyorum yani. Ya, umarım mesela, güzel bir şekilde sonlandırırsınız. İnşallah. Mesela edersiniz. Dağına çıkacağım, mağarasına ineceğim, ondan sonra denizde surf yapacağım. Hı-hı. Dalga surfu da yapıyorum bu arada, windsurfle birlikte. Hı-hı. Yelken yapacağım, yelken yarışçılığı yapıyorum 2009'dan beri. Hı-hı. Son birkaç yıldır bıraktım ama. Çünkü çok böyle bağırış çağırış oluyor artık, kaldıramıyorum. Yani çok zorlu yelken yarışları. Maşallah, yok sizde de. Seneye Mayıs'ta da Türkiye'de daha önce yapılmamış bir şeyi deneyeceğim. İlk kez ekranlara açıklıyorum. Daha önce bir dergi şey açıklamıştım. Kano'yla bütün Türkiye kıyıları. Artvin'den Hatay'a kadar. Tek başıma. Tek başınıza. Evet. Bunun hazırlıklarını yapıyorum. Şu an Bosphorus Kürek takımı sağ olsun destek oluyor. Göksu Deresi'nde. Boğaz'da antrenmanlar yapıyoruz. Hemen hemen her gün. Fırtına olmadığı zamanlar. Mayıs gibi düşünüyorum ama pandemi süreci nasıl olacak tabii bilmiyorum ama umarım izin alırım yani. Evet, umarım. Sokağa çıkma yasakları beni etkilemez inşallah. Evet, umarım. Zaten denizde izin şöyle oluyor. Mesela tekneyle çıktınız diyelim. Yani orada kalabiliyorsunuz. Yani gelip ceza yazmıyorlar o şekilde. Yani kıyıya yanaşmadıkça? Yani yanaşsanız da oluyor. Bir şey demiyorlar. Hani. Sonuçta kimse yok etrafınızda. Evet. O yüzden düşünüyorum seneye. Bakalım. Umarım güzel bir şekilde yaparsınız. Bizler de başarınızı görürüz burada. İnşallah. Zaten YouTube videoları da çekeceğim onunla ilgili. Ha, oradan süper. Takip O zaman sizi takipte kalalım. Tekrardan buraya davet ederiz bu sefer. Tamam. O anılarınızı dinleriz. Tabii. Ali Bey, paranormal olaylara da ilginiz olduğunu duydum. Evet, bununla da ilgili kısaca bir bahsedebilir misiniz? Yani bu insanın içinde olan bir şey. Bu tip konulara ilgi olması. Yani hı-hı, ben çocukluğumdan beri işte UFO'larla başladı bu merakım. Hı-hı. Daha sonra İzmir'de okurken işte UFO temasçılarıyla tanıştım 98 yılında. O zaman televizyonlara çıkan bir iki isim vardı. Onlarla bayağı bir bilgiler paylaştık. Haktan Akdoğan'la daha sonra tanıştık işte 98 yılı. Hı-hı. Burada ilk UFO kongresi yapılmıştı İstanbul'da, Lütfi Kırdar'da. Uzaylılar da vardı aramızda. Oraya katıldık filan. Konular böyle başladı yani, aslında belli bir tarihi yok bunun. Ama sonsuz bir konu yani, şimdi neresinden başlar, ne anlatılır. Bununla ilgili de şunu söyleyeyim. Şu an tabii olağanüstü bir zamana girdik 2020'den itibaren. İşte yani çalışmalarınızdan bahsedebilirsiniz. Neler tabii, planlıyorsunuz tabii ileride? Bu pandemi süreciyle birlikte bir takım bilgi kirlilikleri oldu ve olmaya devam ediyor. Bundan ben şahsım adına rahatsızlık duydum ve bir platform, ikinci bir platform oluşturmaya karar verdim. Oyuncular platformundan sonra, ama oyuncular alınmasın. Bu daha çok daha önemliydi benim için. Platformun adı nedir? Bilim ve Ötesi platformu. Bunu da ilk kez açıklıyoruz. Hatta yarın bunun fotoğrafını yayınlayacaktık. Ya. Onu da bilgisini vereyim. Platform üyelerimizin. Çok önemli isimler var. Yani birkaç milyon takipçisi olan isimler bir araya geldi bunun için, sağ olsunlar. Büyük fedakarlık yaptılar. Biz bu bilgi kirliliğinde gerçek bilgileri sunmak istiyoruz insanlara. Hem bu pandemi süreciyle ilgili hem de diğer paranormal olaylarla ilgili birçok konu başlığımız var. Çok değerli insanlar var. Çok renkli bir grup. 8 saate varan Zoom toplantıları yapıyoruz. Yani bitmesin istiyoruz. Zaten üyelerimiz de sürekli canlı yayınlarda. Onların ismini de yarın duyururuz herhalde. O zaman biz de hayırlı olsun diyelim. Teşekkür ederiz. Bizi izlemeye devam edin. Tamam. Umarım güzel başarılara imza atarsınız. Halkımız için yaptığınız her şey için çok teşekkür ederim. Programımıza katıldığınız için ayrıca teşekkür ederim. Umarım seyircilerimizin de içindeki o cesaret kıvılcımını, o gönüllülük, spor sevdasını uyandırabilmişizdir. İnşallah. Çok teşekkür ederim tekrardan. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Değerli izleyiciler, Dünya Döndükçe programımızın bu haftada sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte görüşmek dileğiyle bizimle kalın.